Merhaba Komutan Bey. Ben nezaket. Size havlu getirdim. Terinizi silersiniz diye. Yorulmuşsunuzdur. Tabii. Ben de silebilirim. Sileyim mi? Yok. Gerek yok. Ben terlemedim, yorulmadım. Aa, yorulmadınız mı? Deminden beri sizi izliyorum. Askerlerinize komut etmekten bir hesap düşmüş olmalısınız. Siz beni mi izliyorsunuz? Aha. Okey, böyle yakışıklı ve genç komutan gelmiyor ki her zaman. Bu ufacık köyde kaldım dul başıma. Anlıyorum. Gel. Üç deyinde aynı anda kaldırıp kenara koyduk. Hadi. Bir. İki. Üç. Hadi bir daha. Hadi. Bir. İki. Üç. Hay kazana! Hay! Benim kesin benim çıktı. Üç toz bu. Atacağı bu tozu yine altına kaçıracak. Altına rezillik ondan sonra. Hızlanmayın kent. Hadi. Bir. Bir. İki. Üç. Tamam. Asker dur. Emredin komutanım. Böyle olmayacak. Benim ciple deneyelim. Müsaade ederseniz son bir kez deneyelim komutanım. Kaldıracaklarına inanıyorum. Komutanım. Deneyin bakalım. Hazır. Ha? Bir. Ha? İki. Üç. Çatman! Ayağına! Benim tıkanlandı. Dahi oldum. Arkadaşlar durun. Bu böyle olmayacak. İltime ben gidip dipe alıp gelirim. Denizciğim, neler yaptın anlat bakalım. Kaç sene oldu görüşmeyelim? Vallahi 8-10 sene olmuştur herhalde. Tabii ya. Askeriye girdin unuttun bizleri. Yok canım. Sen neler yapıyorsun? Ne yapayım? Buradayım işte. Köy hayatı güzel tabii. İnsanlar da çok sıcak ama şehrin gürültüsünü özlüyorsun. Doğru. Birlikte dışarı çıkalım bir akşam. Ne dersin? Komutanım. Nasıl gidiyor Levent? Şimdilik bir sorun yok. Her şey yolunda komutanım. Bugün biter mi burada işimiz? Keşke bitmese. Misafir etsem seni. Sabaha kadar laflarız. Merak etmeyin biter komutanım. Aya bak. Aslek resmen kadından korkuyor. Ya askerliğim boyunca ben böyle bir şey görmedim ya. Sahi senin askerlik gitmek üzere değil mi? Ha işte yani. Ne yapacaksın sivilde bir planın var mı? Ne bileyim. Tezkere bırakayım diyorum. Nasıl yani bir dakika. Sen harbi asker mi olacaksın? Hayat boyu yani. Yani iş aramam iş değilse. Levent Üsteğmen'le bir konuşayım diyor. Daha kararsızım. Asker. Sen yapma. İş yap. Çalış. Hadi. Kerim. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda komutanım. Askerin durumu nasıl? Domuz gibiler komutanım. Aslan gibiler komutanım, aslan. Ben diğer tarafa bakacağım. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun komutanım. Komutanım. Ne? Şu künkleri kaldırmak için kırsak diyorum ama balyozumuz yok. Nasıl balyozumuz yok? Manyak herif. Komutan bey. Buyurun efendim. Balyoza mı ihtiyacınız var? Hayır. Evet. Var. Yok. Yok. Nasıl kıracağız komutanım? Doğru söylüyor, var. Aşağıda Mehmet Usta'nın evi var. Orada balyoz bulunur. Komutanım ben gidip alayım mı? Yok. Ben gelirim. Ah ne güzel. Ben de geleyim. Benim de evim tam o yolun üstünde. Sizi misafir ederim ha. Emredin komutanım. Sen git al gel de balyozu şu küpleri kaldırıp kıralım biz. Emredersiniz komutanım.
Burada heyelan tehlikesi var. Önlem almak lazım. Hadi acele edin. Ütü gütüdü mü bekleyeceğiz? Biz ütüyü bağlayamadınız cipe. Komutanım. Ne var? Komutanım ben bu aracı kullanamayacağım. Ne demek kullanamayacağım? Tembelim cipim var demedim mi? Vardı komutanım. Benim jiplerin hepsi otomatik. Yani bu düz. Benim olayım değil bu. Patlatma olayım ben. Çekil kenara. Sen kullanacak tipi. Ben kullanırım. Ben kullanırım. Geç. Emine siz komutanım. Hadi acele edin. Komutanım. Ne var asker? Komutanım bu cipte teyp falan yok mu, bulamadım. Ne yapacaktın teybi? Komutanım şimdi güzel eğlenceli bir oyun havası çalsak, roman havası falan enerji verir. 2 dakikada çeker götürürüz. Çözdük bayitleri. Geç otur emrimi bekle. Yapabilirsiniz komutanım. Hazır mıyız? Lan neye hazır olacağız ki? Cip çekmeyecek mi kütüğü? Hazırız komutanım, hazırız. İyi, herkes yerine otur. Hadi. Yallah. Ne biçim bağladın ipi? İp de durdu. İskender düğümü atmıştı, tamam. Tövbe estağfurullah.